Hadi bakalım. Şuradan. Ekranı tekrar kendimize verelim. Oturum sahibi. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi ilk dersimizi hızlıca bir daha özetlersek, iş yapmak için hadi ne lazımdı söyleyin arkadaşlar, iş yapmak için. Enerji. Hayır, iş yapmak için bir kuvvet lazımdı. Ben anlamında iş kabul etmek için. Hareket. Ve bir Hareket. hareket gerekliydi. Fakat bu yetersizdi arkadaşlar. Bir şartım daha vardı. Kuvvet ile hareket, kuvvet ile hareket. Aynı doğrultuda olacaktı. Evet, aynı doğrultuda olacak arkadaşlar. Aynı doğrultuda olmalı. Şimdi doğrultu demek ne demek? Onu da bir söyleyelim. Doğrultu demek, doğrultu birbirine zıt iki yön bir doğrultu oluşturur arkadaşlar. Doğrultu oluşturur. Yani az önce arkadaşımızın söylediği örnek. Şurada sandalyede oturuyormuş arkadaşlar. Burada da bir masa varmış. Arkadaşımız arkadaşlar masaya doğru kuvvet uygulamış. Fakat sandalye geriye gitmiş. Burada iş var mıdır? Vardır Evet. hocam galiba. Bak, Var. Tamam. şimdi kuvvet arkadaşlar sağa doğru. Fakat hareket nereye doğru? Hareket sola doğru. Şimdi bu ilk yönler birbirine zıt ama şu tanımdan yola Aynı çıkarsak doğrultuda. doğrultusu aynı mı? Evet. Doğrultu aynı olduğu için, doğrultu aynı olduğu için iş var arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani Evet. hareket yönüyle kuvvetin doğrultusu aynı olacak. Eğer doğrultu aynı olmazsa iş yok. Mesela bir önceki derste en son hangi örneği vermiştik? Yine bu örneği verelim. Burada bir tane vatandaş vardı. Bunun elinde bir çantası vardı. Doğru mu? Ve bu vatandaş Sallamadan gidiyordu çantaya. doğru yürüsün. Sağa doğru yürüsün. Şimdi bu vatandaş çantayı kaldırmak için arkadaşlar uyguladığı kuvvet hangi yön? Yukarı yanına. Çantayı kaldırmak için kuvvet yukarı yönlü arkadaşlar. Peki hareket hangi yöne? Harekette sağa doğru, değil mi? Bakın kuvvet yukarı, hareket ise nereye doğru hareket ediyordu? Sağa doğru hareket ediyordu. Şimdi bunlar aynı doğrultuda mı? Hayır değil. Bunlar Hayır aynı hocam. doğrultuda olmadığı için burada iş yok. Yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet hocam. Evet, güzel. Şimdi kitabınıza arkadaşlar, kitabınızdaki bir boşluğa şunları yazın. İş olması için ne olması lazım? Bir de doğrultu ne demek? Bunu da bir yazın. Sonra devam edelim. Yazan el kaldırma tuşuna bassın. Ona göre geçeceğim. Şu kısmı anladıysanız hiç sorun yok. Yıldız koyduğum şu kısım. Evet. Yazan el kaldırma tuşuna bassın arkadaşlar. Buna göre geçelim. İfa Hocam bitir. mesela sadece yıldızladığınız kısmı yazıyoruz, değil mi? Aynen. Sadece yıldızladığım kısmı yazmanız yeterli. İfa, Ecrin, Ege, İpek. Bitirenleri söyleyeyim buradan. Bakayım. Ege Kaymaz, Duru, Yiğit, Estem İma bitirdiler. Eymen, Melih, Zeynep. Bitirince el kaldırma tuşuna basın, olur mu?
Melih, Zeynep. Bitirince el kaldırma tuşuna. Zeynep kaldı. Zeynep bitirince el kaldırma tuşuna basarsan tamamlanmış. Evet, güzel. Bitirdik. Hepimiz bitirdik. Şimdi arkadaşlar geldik. Geldik. Şimdi ne diyor? Bakın. Tanımı burada da söylemiş. Bir cisme uygulanan kuvvet, cismi kendi doğrultusunda hareket ettirebiliyorsa kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Şimdi sordum, bugün ne kadar iş yaptın? Dediniz ki hocam bugün çok iş yaptım. Arkadaşlar bu doğru bir ifade değil. Her büyüklüğü bir birimle ifade etmemiz lazım. Mesela İpek, kütlen ne kadar? İpek. Evet. Kütlen ne kadar? 49. 49 ne? Litre mi? Hayır, kilogram. Kilogram. Bakın şimdi litre deyince komiğinize gitti değil mi? Yani bir büyüklüğü birimiyle ifade etmemiz lazım. Kütlen ne kadar dediğimde bana 49 volt mu diyorsunuz? Ya da 49 metre mi diyorsunuz? 49 kilogram mı diyorsunuz arkadaşlar? O zaman iş, ne kadar iş yaptın dediğimde çok iş yaptın demeyeceksiniz. Bu işin de bir büyüklüğü var arkadaşlar. Çünkü iş yapmak için bir kuvvet uyguluyordun, doğru mu? Evet. Uyguladığın kuvvet bir de cisme yol aldıracak, doğru mu? Yol almazsa iş olmuyordu, doğru mu arkadaşlar? Evet, hareket et. Evet, uyguladığımız kuvvetle cisme aldırdığımız yolu çarptığımızda yaptığımız işin büyüklüğünü buluruz arkadaşlar. Mesela burada bir zemin var, burada bir kutu var. Arkadaşlar diyelim ki Hifa bu kutuya arkadaşlar 20 Newton'luk bir kuvvet uygulasın. 20 Newton'luk kuvvetle bu cisme 10 santim yol aldırsın. O zaman yaptığı iş ne kadar olur? Yapılan iş ne kadar olur? Uyguladığım kuvvetle arkadaşlar aldığım yolu çarpacağım. Çarpma yapmayı biliyorsunuz değil mi? Çarpım tablosu. Evet hocam. Biliyorsanız bu iş bu kadar. 20 çarpı 10 ne yapar? 200. 20 çarpı 10 200 yapar. Yapılan iş 200. Peki 200 kilogram mı? 200 metre mi? Birimi nedir arkadaşlar? İşin birimi arkadaşlar 200 Newton çarpı metre ya da kısaca 200 jul diyeceksiniz arkadaşlar. 200 ne kadarmış? Jul. Jul. Anlaştık mı? Jul işte iş birimidir arkadaşlar. İş birimi. Yani bugün ne kadar iş yaptınız? Çok iş demeyeceksiniz. Bunu hesaplayıp söyleyeceksiniz. Mesela bugün 500 jul iş yaptım diyeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Hemen şurayı da yazın arkadaşlar. Şöyle. Burayı da yazabilirsiniz. Hocam zaten kitabımızda yazıyor bu. Yazıyor muydu? Yazıyorsa mesele yok. Evet yazıyormuş arkadaşlar. Bakın. Evet burada yazıyor bakın. Yapılan iş uygulanan kuvvet çarpı alınan yol diyor. Bu ikisini çarptığınızda işi buluyorsunuz. Yani uyguladığınız kuvvet 20, alınan yol 10 santimse 20 Newton'luk kuvvet 10 santim yol çarpımı ne olur? 200 jul olur. Jul iş birimidir arkadaşlar. Zaten şurada da işin biriminin ne olduğu yazılıyor. Yazıyor. Evet, o zaman işle ilgili birkaç örnek çözelim. Sonra enerjiye geçelim. Bakalım burada örneklerimiz var mı? İşle ilgili. Evet, haydi bakalım. İşin birimi jüldür. Mikrofonları açın, hep beraber yapalım. Hep beraber ya da sırayla mı sorayım? Yiğit Köymen, başlayalım. İşin birimi jüldür. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Ege Kaymaz. İkinciyi okuyalım.
Ben anlamında iş yapabilmek için cisme uygulanan kuvvetin doğrultusunda cisme yol aldırması gerekir. Evet. Doğru mu yanlış mı? Ha hocam doğru dedim. Doğru. Ses gelmedi de. Ege Erigüz. Cisim üzerinde yapılan işin büyüklüğü cisme aldırılan yol uzunluğuna bağlı değildir. Yanlış. Uzunluğuna Yanlış. bağlı. Çünkü uzunluk çarpı kuvvet eşittir işin büyüklüğü. Bravo. Melih. Yatay düzlemde hareket ettirilen bir cisim üzerinde yapılan iş cismin ağırlığına bağlıdır. Yanlış. Yanlış. Cisme uyguladım, kuvvete bağlıydı, değil mi? Evet. Güzel. Aşağıda verilen durumlarda fen anlamında işin yapılıp yapılmadığını diyor arkadaşlar. İşaretleyerek nedenini açıklayınız. Hadi yapmanız için bir dakika süre veriyorum. Sonra devam edeceğim yaptırmaya. Hocam hepsinin nedenini yazalım mı yoksa sadece Yazın. iş yapıldı ve yapılmadı mı onu mu Yazın yazalım? tabii ki. Yazın. Yapılmadıysa niye yapılmadı? Hocam tabletimin şarjı çok az, her an bitirebilir. Ne olmuş, şarjın yok mu yanında? Takmadın. Vardı Hocam. hocam, şu an bataryası amperi yetmeyen bir şey şarj aleti var. Gerçek şarj aleti yanında değil de. Tamam. Yani bitene kadar devam. Ekran kaydı zaten. Tamam Sonra. hocam. Hocam. Evet. E'de ve F'de cisim sadece öyle duruyor mu yoksa kaldırıyorlar mı? E'de kaldırıyor. F'de ise havada tutuyor. Teşekkür ederim. Bitti benim. Rica. A'da sayfa çeviriyor mu öğretmenim? Yok, okuyor sadece. Başlayalım mı? Olur hocam. Ecrin. Ay. Hocam bir saniye bekleyebilir miyiz? Hadi bekliyoruz. Hadi bir 30 saniye daha bekliyorum. Evet. Hocam artık başlayayım mı? Başla. Kitap okuyan çocuk, hocam iş yapılmadı çünkü bir hareket yok. Kitap okurken çocuk kuvvet uygulamadığı için iş yapmaz ya da bir hareket yok. İş yapmaz. Evet, güzel. İpek. B sende. Bisiklet süren insan. Öğretmenim bunu pek anlamadım ama Şimdi burada yapılmadı. iş var. Niye var? Çünkü bisikleti hareket ettirmek için Pedallardan pedala dolayı basmıyor. mı? Pedala basarken aslında Evet. bastığım yer şöyle ileri yön değil Hı. midir? Hareket yönü neresi? O O da da ileri. ileriye doğru. O zaman Tamam. bisiklete kuvvet uygularak bisikletin yol almasını sağladı ve ikisi de aynı yönde. Kuvvet ile hareket aynı doğrultuda. Şu cevabı bile yazsanız olur. Doğrultuda. O yüzden iş yapmış. Güzel. Anladık mı İpek? Şey, nerede Evet. kalmıştık? Evet. Eslem. Dağ tırmanan dağcı. İş yapıldı. Çünkü hareket ve kuvvet var. Kuvvet ve hareketin yönü de aynı. Evet. Kuvveti yukarıya doğru uyguluyor. Hareketi de yukarıya doğru yapıyor. Evet. Dağ tırmanan dağcı arkadaşlar kuvvet ile hareket aynı doğrultuda olduğu için iş yaptı. Kuvvet ile hareket şu benim yazdığım açıklamayı bile yazmanız yeterli. Aynı doğrultuda olduğundan iş var diyelim. Bu adamda iş var. Evet, güzel. Eslem, okulda görmüş müydünüz siz bunu?
Konu Evet okulda. hocam gördük. Peki Duru, siz okulda gördünüz mü? Evet. Biz okulda görmedik diyen var mı? Hocam ben bu konuyu okulda Hocam görmedim. biz görmedik. Kim? Ege, siz mi? Yok hocam. Zeynep. Zeynep. Zeynep, o zaman D'yi yapabilir misin mesela? Benden daha istekleri var. Onlara Yok, merak söyleyebilirsiniz ettim. belki. Okulda görmedin ama yapabilecek misin diye ondan merak ettim. İş yapılıyor İş sanırım. yapılıyor. Neden? Aynı yöne kuvvet uyguluyor benim. Aynı kuvvet ve hareket aynı doğrultuda. Aferin, bak anlamışsınız. Güzel, harika. Sadece bunu merak etmiştim. Güzel. Nedeni arkadaşlar, kuvvet ile hareket aynı doğrultuda. Şimdi el arabasını itiyorum ileriye doğru. Araba ileri doğru hareket ediyor. Güzel. Duru, E'deyiz. Parçeli kaldıran sporcu iş yapıldı. Evet. Neden? Çünkü yine kuvvet ve hareket aynı doğrultuda. Kuvvet ile hareket aynı ney? Doğrultuda arkadaşlar. Doğrultudadır. Kifa. İş yapılmadı hocam. Neden? Hocam çünkü hem yukarı doğru öbür yatay düzlemde yukarı doğru olduğu için Şimdi kuvvet yukarı doğru hareket etmiyor. ama hareket Evet. yok değil mi? Yatay düzlemde. Heh, kuvvet var. Şimdi kuvvet var. Yukarı doğru kuvvet uyguluyorum tutmak için. Ama tutarken halter hareket ediyor mu? Hayır. Hareket yok. Bu yüzden iş yok. Bu yüzden iş yok arkadaşlar. Bu açıklamayı yazalım. Kapişko? Hocam o ne demek? Çince anladınız mı demek? Kapişko. Anladım hocam. Japonca anladınız mı? Evet. Geçiyorum. O halde arkadaşlar bu iş olayını anladık. Hadi şunu da yapalım o zaman. Sürtünmesi önemsenmeyen ortamda özdeş cisimlere şekillerdeki gibi özdeş F kuvvetleri uygulanıyormuş arkadaşlar. Cisimler sırasıyla X ve 2X kadar yol alıyor. O zaman burada hangisinde daha fazla iş vardır arkadaşlar? Şekil 1'de mi, şekil 2'de? Şekil 2'de. Neden? Çünkü daha çok yol gidiyor. Daha mesafesi daha fazla. Evet, şekil 2'de yazalım. Şekil 2'de arkadaşlar, yatayda daha fazla yol alan cisim üzerinde yapılan iş daha fazla olur. Kuvvetler aynı iken. Evet. Daha fazla yol aldığımız için kısaca böyle yazmanız bile yeterli. Evet. Peki bunlar özdeş yol almışlar. Fakat burada 2F kuvvet uygulanmış. Hangisinin yaptığı iş daha fazladır? Şekil 1 mi, şekil 2 mi? Söyleyebilir miyim hocam? Öyle. Şekil 1. Şekil 1'de mi iş daha fazla? Evet. Yanlış Neden? Mı? Bir de değil. Neden? Ben şöyle düşündüm. Şimdi burada bir orada 2F, burada 1F. Tamam, bu F bir dediğin F neydi? Varsa daha fazla kuvvet. Kuvvet, evet. Yani bunu ilerletmek için daha fazla kuvvet yapması gerekmiyor mu? Uygulaması gerekmiyor mu? İkisine de aynı mesafe ilerletmişim ama. Evet. İkisini aynı mesafe ilerletmişim. İlerletmek için hangisine daha çok kuvvet uygulamışım? 1'e mi, 2'ye mi? 2. O zaman uyguladığım kuvvet 2'de daha fazla olduğu için işim daha fazla olmaz mı orada? Evet. Tamam. Tamam. O zaman şekil 2. 2. O zaman şekil 2. O zaman sebep nedir arkadaşlar? Cisimlerin aldığı yollar aynı ama
Daha büyük kuvvet uygulanan cisim daha fazla iş yapar. Bu şekilde bir açıklama yazabilirsiniz. Cisimlerin aldığı yollar aynıdır. Fakat daha fazla kuvvet uygulanan cisim daha çok iş yapar. Okey miyiz? Evet. Evet hocam. Geçiyorum. Evet. Hadi buyurun bakalım. Özdeş cisimlere uygulanan kuvvetlerle cisimlerin aldığı yollar verilmiş. Şekilde kuvvetlerin yaptığı işlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi yazın. En çok işi nerede yapmışım? En az işi nerede yapmışım? Hadi info vereyim. İş bulmak için neyle neyi çarpıyorduk? Neyle neyi çarpıyorduk? Kuvvetle Kuvvetli yolu. yol. Hadi. Hocam buldum. Neredeyse cevabı söyledim. Yiğit Polat. Efendim hocam. Buyur. Hocam şimdi biz bu konuyu okulda da pek görmedik. Tamam, Ben gördüğün pek kadarıyla. yapamıyorum Gördüğün kadarıyla. üçüncüde iki kuvvet uygulamış bir şey de 2 4 mu oluyor o üçte Evet, sıra? 4. Yapılan iş 4 birim. 4 işim Tamam. diye diyorum. Evet. 2'de yapılan iş 2 o zaman. Evet, 2'de yapılan iş 1 kuvvet 2 yol. 2 çarpı 1'den iş 2 birim oluyor. Evet. 1'de de 2. 1'de de 2 kuvvet 1 yol. Yapılan iş 2 jül diyelim. Sıralaması şimdi artık çocuk oyuncağı. Sıralama. Evet. 3 büyüktür. 1 veya 2 Evet. eşittir 1. Bir. Bak bu kadar kolay. Anladık mı? Anladım hocam. Güzel. Başka anlamayan var mı arkadaşlar? Nasıl yaptığımı gördünüz değil Yok mi? hocam. Yani Evet hocam. kuvvetle yolu çarptık işte. Kuvvetle yolu çarptık. Çarpma biliyorsanız bu iş tamam. Ve çarpım tablosu. Evet. Hadi buradaki yapılan işi hesaplayın. Cismin hadi ipucu vereyim. Cismin ağırlığının işle bir ilgisi var mıydı arkadaşlar? Yok. Yatay yönde arkadaşlar. Cismin ağırlığının işle bir ilgisi yok. Yok. Yani şu ağırlıklar kafanızı karıştırmasın boş yere. O zaman Yiğit Köymen yapar mısın? Yiğit Köymen. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor şu an geliyor. Hocam birincisinde 2 ile 1 çarpacağız. İki kere bir. İki çarpı İki. birden iki. Evet. Hocam ikincisinde 2 ile 2'yi çarpacağız. İkincisinde iki ile iki mi? Niye? Ha hocam pardon ben grama bakmışım. 2 ile 1'i çarpacağız. Evet, yine G2. iki ile biri çarpacağım. İki. Evet, üçüncü de. Hocam 3 2 ile 2'yi çarpacağız. 2 ile 2'yi çarptım 4. Yani şunları çarpacağım. Ağırlığın işle bir ilişkisi yoktu değil mi arkadaşlar? Yok. O zaman sıralarsak yine bir Hocam bir şey 3 büyüktür 1 eşittir 2. 2. Evet. Sanırım hepiniz anladınız arkadaşlar bu işi. Evet, görselde balkondan düşmekte olan saksı verilmiştir. Aman kafalara dikkat. Bu durumda iş yapılır mı? İş yapılırsa hangi kuvvet iş yapmaktadır? Açıklayınız. Ege Kaymaz bunu açıklayabilir misin? Hocam iş yapılır mı? Kuvvet. Aşağı düşen saksıya bir kuvvet uygulanıyor mu? Hocam evet uygulanıyor. Ne kuvveti? Yer çekimi. Bravo. Hangi yönlü bu? Aşağı doğru Aşağı doğru. güney. Peki saksının hareketi nereye doğru? O da aşağı iş yapıyor. O zaman hareket de aşağı doğru. O zaman iş var. Hocam işi yer çekimi yapmış olmaz mı? Evet. Kuvvet ve hareket aynı doğrultuda. Dolayısıyla iş var. Ve işi kim yaptı arkadaşlar? Kuvveti uygulayan Gerçekten. kim? Evet. Yer çekimi, kuvveti iş yapmıştır burada.
Anlaştık mı? Evet. Evet, benim çözdüğüm gibi hemen kitabınızın üstüne çözümünüzü alın arkadaşlar. Benim çözdüğüm gibi kitabının üstüne çözümünüzü alınız. Yazdık mı? Yazdık hocam. Yazdık hocam. Yazdınız. Geçiyorum. Geç. Tim. Tamam. Şimdi iş kısmı bu kadar. İş kısmı bu kadar arkadaşlar. İş kısmı bu. İş kısmıyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Hocam 10 dakika var. 10 dakikada ne yapacağız? Enerjiye ufak bir giriş yapacağız. Tamam. Enerjiye ufak bir giriş yapacağız arkadaşlar. Evet. İş kısmı bu kadar arkadaşlar. İşle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Önce Yok burayı hocam. yok. Şimdi geldik enerjiye arkadaşlar. İş yapabilme yeteneğine enerji deriz. Şöyle düşünün. Hiç enerjiniz yoksa kuvvet uygulayabilir misiniz arkadaşlar? Hayır. Hiç. Hayatta da bunu kullanıyoruz değil mi? Bugün hiç enerjim yok. Hiç yataktan kalkasım yok. Hiçbir iş yapasım yok. Yani enerjiniz yoksa iş yapamazsınız. İş yapabilme yeteneğine enerji deriz arkadaşlar. Enerjiniz varsa iş yaparsınız. Enerjiyi büyük E harfiyle sembolize ederiz. Yine birimi de iş yapabilme yeteneği olduğu için birimi de işle aynıdır arkadaşlar. Enerji birimi de jüldür. Şimdi enerji çeşitleri var. Bu yıl göreceğimiz enerji çeşitleri, iş yapabilme yeteneğindeki enerji kinetik enerji, potansiyel enerji, hatta bir tane de şuraya ekleme yapalım. Mekanik enerji arkadaşlar. Mekanik. Hocam bir şey söyleyebilir Potansiyel misin? artı kinetik. Evet, bunu da şöyle ekleyin. Mekanik enerji diye. Evet. Kim bir şey soracaktı? Hocam ben Edrin. Sor Ecrin. Hocam biz şey okulda gördük de kinetik enerjiyle artı potansiyel enerji mekanik enerji oluyor mu? Mekanik enerji nasıl tanımlanıyor? Onu söyleyeceğiz. Bunun kinetikle potansiyeli işleyince en son mekaniğinde ne olduğunu söyleyeceğiz. Tamam hocam. Tamam. Yani biz burada üçe ayırmış olalım. Kinetik enerjiyi, potansiyel enerji göreceğiz. Bir de mekanik enerji göreceğiz. Siz de kitabınıza şöyle bir ok çekin. Bunu üçe ayırın arkadaşlar. Mekanik enerji diye oraya yazınız. Okey mi? Yazdık mı? Yazdık hocam. Evet. Şimdi bu zaten bu iş konusunu anladıysak enerjiler oldukça kolay arkadaşlar. İlk göreceğimiz enerji çeşidi kinetik enerji arkadaşlar. Kinetik. Kinetik arkadaşlar eş anlamlısı aslında harekette diyebiliriz. Yani hareketten kaynaklı demek arkadaşlar. Zaten atalarımız ne demiş? Nerede hareket orada Bereket. Bereket mi? kinetik arkadaşlar. Ben sözü. Nerede hareket orada kinetik. Yeni bir söz ürettim. Yani hareket yoksa kinetik enerji Yoktur. yok. Yok. Hareket varsa kinetik enerji Kinetik var. var Var. diyor arkadaşlar. Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji türüne kinetik enerji diyoruz arkadaşlar. Hareket halinde olan bütün cisimler kinetik enerjiye sahiptir. Ne diyoruz? Nerede hareket? Hadi tekrarlayın bakayım. Nerede hareket? Orada Orada kinetik. 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 Orada kinetik. Okey. Fen sözü. Bir fen sözü der ki nerede hareket? Orada kinetik. Hareket eden tüm cisimlerin kinetik enerjisi vardır. Gökyüzünde süzülen uçan, şelaleden akan su, koşan atlet derken insan, yani atlet deyince aklınıza çamaşır gelmesin arkadaşlar. Çamaşır koşmaz zaten. Koşan sporcu mesela, değil mi? Bunların hepsi kinetik enerjiye sahiptir. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Kinetik enerjinin detayını haftaya göreceğiz. Tamam mı? Bu kadar ufak bir Tamam giriş. hocam zaten 5 dakika kaldı. Evet, bu 5 kadar dakika var hocam. evet, ufak bir giriş yapmış olalım.
detaylarını arkadaşlar haftaya